Merhabalar, ben Kötü Strate ve Beyond Strate'sin 18. bölümüne hoş geldiniz ve voila, tüm evi buraya taşıdım. Aslında tüm evi değil, birkaç bir şey eksik. İlk olarak reaktörümüzü bitirdik ve videoya başladığım gibi mesaj geldi. Neyse, reaktörümüzü anlatalım. İlk olarak reaktörümüz buradan çıkış veriyor, buradan giriş alıyor. Yellowring girişi ve cyanide çıkışı. Reaktörümüzün iç düzeni, bu zaten bunu hep beraber kurmuştuk ve burası kontrol kısmı. Şimdi bu bilgisayarımızı da sizle beraber kurmuştuk fakat yazılımını ben kamera arkası yapmıştım. Yazılımın yaptığı şey temel olarak şu tank yarıya kadar dolduğunda şu tankı her 5 saniyede bir tarıyor. Ki zaten görüyorsunuz. Bu arada burada yazan tarih Minecraft'ın oyun içindeki tarihi. Evet. Her 5 saniyede bir tankı tarıyor. Ona göre reaktörü açıyor ya da kapıyor. Şu an reaktör devre dışı. Çünkü tank %50'den fazla dolu. Şuraya geri döndüğünde, bu arada %50'de tutuyorum çünkü şuraya kadar çıkabiliyor reaktör kapanana kadar. %50'ye geldiğinde, yani şu çizgiye geldiğinde bilgisayar diyor ki ha, bu %50'nin altına geldi. Reaktör sen açıl diyor. Reaktör tekrar açılıyor. Sonra %50'yi geçtiğinde, işte o 5 saniye sonra %50'yi geçmişse reaktör tamam sen işini hallettin diyor. Şu basic Steam Turbine bu power converter'ımızı besliyor. Power converter'ımız da bilgisayarımızı besliyor. Bu arada bu pek çok modun enerjisini kabul edebiliyor. Hatta bakalım burada gösteriyor mu? Evet, factorization enerjisini kabul edebiliyor. IC2 ya EU'yu kabul edebiliyor ve RF'i kabul edebiliyor. Evet. Dediğim gibi bilgisayarımız her 5 saniyede bir bu tank tarayıp onun durumuna göre reaktörü açıyor ya da kapıyor ve her 5 saniyede reaktörün son durumunu bize belirtiyor. Bu log girdisi benim çok işime yarıyor çünkü bazen ben burada değilken reaktör açılmış oluyor bir iş için. Yani şurada bir tane reaktör aktif girdisi görüyoruz. Bir ara renklendireceğim de renklendirmeye üşendim. Evet. Ayrıca unutmadan şunlar cover. Coverlar nereye geldi? Bir tanesi kayboldu. Tamam. Gördüğünüz gibi lanet. Ayrıca şu bilgisayar kablosu da coverla kapalı. Özür dilerim. Bu direkt buna bağlı. Buradan da şu arkadaşlar gelip bu steam turbine'larımıza bağlanıyor. Evet, buradaki enerji hattımız bu şekilde ve Optifine, saçmalama lütfen. Şu chestlerin hepsini taşıdım ve en sonunda sorun chestlikten kurtardım bunları. Hepsini bir düzene göre. Bu arada şu Green 1 Nisan şakasının çalışmamasının sonucu. Bazı texture'lar çalışmıyor. Evet. Tin yatağı bulmuştum. Onları bayağı bir deştim. Gördüğünüz gibi tin yatağı. Castrite'lar şu chest'te şu an. Gördüğünüz gibi Castrite. Gobblestone'lar gelin. Ayrıca hamburgerlerimiz bitti. Şuna geri döndük. Bir ara kendime bir hamburger tarzı kuracağım ve kendime bir tane daha pocket crafting table yaptım. Evet ve önemli bir nokta daha var. Tomino.com'da yapabileceğimiz bütün araştırmaları yapmıştık. Fakat WUS modu bizde aktif olduğu için, yani warplar kapalı olduğu için bazı araştırmalar yapılamıyor. Ve uzun uzun düşündük. Engin'le bir karara vardık. Madem ben bütün araştırmaları yaptım ve benim yaptığım araştırmalar tüm sunucuya Tom of Knowledge Sharing ile dağıtılacak,
O zaman geri kalanını cheat sheet'ten almamıza bir hani nasıl diyeyim? Bu arada bu neymiş? Ha. Şu cheat sheet Tom Neocon. Bütün araştırmaları içeren bir Tom Neocon. Özür dilerim ya. Gıcık tuttu saçımın içinde gene. Kısacası bundan bütün araştırmaları aldım. Tabii bunlar da yaptıklarımdı. Bize özellikle gereken şu kısımdı. Eldritch kısım. Çünkü bu yeterli warp elde etmediğin sürece hiçbir şekilde açılmıyor. Bunun yanı sıra açılmayan birkaç tane daha vardı şurada diye hatırlıyorum. Evet, burada değildi. Ha, Automage'de bazı şeyler açılmıyor. Mesela şu kısım açılmıyordu vesaire. Bakalım. Burası da her şey açılıyor. Tomik Tinkers'a şunlar açılmıyordu. Evet. Bakalım başka ne açılmıyordu? Şu bir türlü açılmak bilmiyordu. Şunlar açılmıyordu. Zaten bunlara da ihtiyacımız olmayacak. Onlar önemli değildi o yüzden. Evet, basitçe kahvemi yudumlamam gerekiyor. Franjit güzel bir hastalık değil. Kesinlikle değil. Ha, kötü de bir hastalık değil, sadece sinir bozucu bir hastalık. Bu arada ben server'da değilken çoğunlukla şunu kapıyorum, otomatiğe bir şey bırakmadıysam. Gerçi otomatiğe bir şey bıraktıysam da şu arkadaş kendi başına kendi çaresine bakabilir. Ve burası. Electric Blast Furnace. Dın dın dın. Input bus, output bus. Maintain seç, sen ve sen. İlk olarak ilk katımızı bir döşeyelim. İlk önce blast furnace'ımızı kuruyoruz buraya. Sonra output bus, input bus. Bunlar blast furnace'ımıza item koyup item almamızı sağlayacak. Maintain seç. İlk çalıştıracağımızda low voltajla çalıştırmamız gerekecek, o yüzden 4 tane enerji hatch ve bir adet heatproof machine casing. Sonrasında şu copper nickel coil. Ha, bu arada bunların craftingini göstermedim size. Ters oldu. 3 tane circuit, 2 kablo, tin kablo, 3 tane furnace ve heatproof machine casing. Heatproof machine casing böyle yapılıyor. Bu şekilde invar rod. Peki soracaksınız, invar nasıl yapılıyor? Invar Alloy Smelter'da tabii Enderion'un Alloy Smelter'da olur, Green Alloy Smelter'da olur. İki iron, bir nikelin birleşmesiyle 3 invar elde ediyorsunuz. Bu şekilde yapılıyor. Bu bir adet low voltage machine hall ve chest. Bu da gene aynı recipe, sadece chest üstte. Enerji hatch'ler. Benzer recipe, yanda bir adet tin kablo. Ve maintain hatch aralarında yanlış buton. En farklı olanı. Bütün bu aletler ve bir adet low voltage machine. Ardından copper nickel coil bloklar. 2x copper nickel wire. Onlar iki tane copper nickel wire'ın birleşmesiyle oluşuyor. Copper nickel wire'da Wire Mill'de Copper Nickel Ingot'ın birleşmesiyle oluyor. Copper Nickel Ingot ise bakalım bu Alloy Smelter'da gözükecek mi? Hayır, gözükmedi. Alloy Smelter Nickel ve Copper'ın birleşmesiyle oluşuyor. Zaten ismi zaten yeterince açıklayıcı. Ve bunları bu şekilde ortası boş bir biçimde, voilà. Ve sonrasında gereken şey bunlar ve bir adet muffler hatch. Muffler hatch nedir diye soracak olursanız, buhar çıkışı diyebiliriz. Daha doğrusu en azından sıcak hava çıkışı. Egzoz yani. Ve
Valla gördüğünüz gibi blast furnace'ımız oluştu. Ama şu an buna bakarsak eğer bayağı bir problem olduğunu görürüz. Bu arada şunları iki tane yaptım çünkü iki tane blok, daha üç tane blok değişecek. Bir tanesinin yerine başka bir makine gelecek. Soft hammer tamamdır. Evet. Ancak şimdi bir şey dikkatinizi çekeceksiniz. Şimdi ilk olarak gördüğünüz gibi bunu koyalım. Tekrar baktığınızda bir tanesi eksik. Eksildi. Screwdriver'ımızı koyalım. Artık screw'lar çekici kullanalım. Aynı gibi bir şey daha kayboldu. Soft hammer. Evet. Crowbar. Yani bir sadece circuit burnt out'umuz var. Ancak circuit burnt out'la alakalı bir problem. Ne kullanırsak kullanalım o geçmeyecek. Onu geçirmenin tek bir yolu var. Onun için medium voltage enerjiye geçmemiz lazım ve ona da geçemiyoruz. Evet. Onun için blast furnace lazım. Blast furnace'ımız problemli. Peki ne olacak? Hiçbir şey olmayacak çünkü blast furnace Greg bunun farkında ve bunun için eklediği bir olay söz konusu. Bu arada öncelikle kablo. Extra utilities kısmı buradaydı. Tamam. Tamamdır. Şimdi bir hayır sen değil. Evet. İki. Üç. Dört. Evet gördüğünüz gibi hepsi çalışıyor. Buharımızı da yiyorlar. Çok güzel bir biçimde. Evet. Peki bu baştaki olay nedir diye soru, output değil input'a koyacaktık. Ve buna bir kere soft hammer'la vurmamız lazım. Evet ve çalışıyor. Yaşıyor. Tabii şunları bir çıkartacağım. Bir aksilik olursa çünkü bunları yiyor. Bunları da alüminyum topladım. Alüminyumları işledim. Evet bir aksilik oldu. Bir tane alüminyum atalım. Enerji mi yetmiyor acaba? Evet. Bir şeye bakacağım. Low voltage energy hatch, evet. Low voltage energy hatch. Özür dilerim. Bir şey deneyeceğim. Şimdi tekrar bir atalım. Bakalım gene problem çıkartırsa aklımda bir plan daha söz konusu. Amperi yükselteceğiz. Evet gene problem çıktı. Yüksek amper kullanacağım. Şimdi siz ikinizi alayım ben.
Evet. Sonra bana tin wire lazım. Şurada hiç tin kablom var mı? Evet var da sadece iki tane. Bir tane çıkar. 4x lazım çünkü. Ama şurada bolca tin kabloyu yapmıştım. Şimdi. Daha fazla oldu ama olsun. Tamam, şimdi bir deneyelim. Ha, bu çok daha olumsuz bir tepki verdi bize. Acaba problem ne ola ki? Hemen geliyorum. Evet ve geri geldim ve şimdilik gayet geçici bir çözüm buldum. Bu. Evet. Aslında sonuncusuna ihtiyacımız yokmuş ancak ben garanti olsun diye koydum gene de. Evet. Ve Kalimera geldi. Ve bunları işlemeye bırakacağız bu şekilde. Oh yeah. Oh my. Diyesim geldi nedense. Evet ve alüminyumumuz bu şekilde işleniyor. Evet. Peki. Şimdi Go Ninja Go Ninja Go deyip şunları bırakalım şöyle. Wire Cutter sen de gel. Sen şöyle gel. Evet. Bu arkadaşları bu şekilde dizdik ve sadece alüminyumumuzun işlenmesini bekleyeceğiz. İlk safha için ne kadar alüminyuma ihtiyacım var? Bu güzel soru. Şimdi senin için a good electronic circuit yapabilmeniz lazım. Onun için de assembler lazım. Onu yapacağız zaten. Evet. Elektrik motor, medium voltaj. 1, 2. Bir saniye. 1, 2, 3, 4. 12. 12 tane alüminyuma ihtiyacımız var. Evet. 12 alüminyum sadece bu. 8. Evet. 20 alüminyuma ihtiyacımız var. Şimdi 2 tanesi işlendi. Bir tanesi 3 oldu bu. Tam olarak bu kadarının işlenmesi lazım şu an. Onlar işlendikten sonra bir sonraki safhaya geçebileceğiz. Ben de o zamana kadar geri kalan işleri halledeyim. Hata unutmadan. Hazır iki tanesi işlendi. İki tanesi yetmiyor. Dört tanesi yetiyor. O zaman ben öncelikli olarak İki tane steel rodumu alayım. Detayı nereye koymuştum? Buraya koymuştum. Aa. Şimdi bir şey merak ediyorum. Şunu kırsam
Gider mi? Her çalışıyor tamam. Zaten 5 tane gerekiyor demişlerdi. Denmişti. Hadi bakalım. Oysa da yapmam gereken başka bir arkadaş daha söz konusu. Bu arada Steam tüketimimiz ne durumda? Evet. En sonunda bunun altına düştük. Reaktör birazdan 3. kez çalışacak olabilir. Hep beraber bakalım. Bir sonraki taramada muhtemelen reaktör aktif olacak. Bekliyoruz. Tabii. Dur. Evet, buralarda bir yer olması lazım ki evet gördüğünüz gibi reaktör şu an aktif. Ve şimdi tekrar devre dışı. Bu şekilde bir aktiflik devre dışılık döngüsü içinde oluyor çalıştığı esnada. Bakalım şu an demin 2.1'di şu an 2.3. Bu arada evet, reaktör şu ana kadar çalıştırdığım toplam zamanda sadece bir tane cyanide üretti. Tabii tam verimliliğine eriştirdiğim esnada test aşamalarında bayağı bir cyanide kullandı. O ayrı bir mevzu. Dust'ımızı şuraya atalım. Ve ardından polarizer'ımız vardı burada bir yerde. Evet. Oh my. Bugün bir George Takei'liğim tuttu. Hayır. Şurada da Iron Rod'larımız. Thunder 2 adet. Bu hazır. Bunun yanı sıra Steel Plate'ler. Şurada bırakmış mıyım hiç? Hayır bırakmamışım. Tamam. Ve bana bir adet. Glass lazım. Glass! Hadi dur önce. Sen gel. Evet, input hatch. Sen lazımsın. Ben bir ara bir hamburger tarlası kurayım kendime. Hamburger tarlası yalnız. Lütfen. Evet. Sonra... Evet, böyle fantastik bir tüketim şekli kullanıyoruz. Ardından sizler de gelin sevgili copper kablolarım. Şimdi birer stack gelsin. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ardından. Evet. Ve bu da olduğuna göre. LTM'imizden de şunları geri alalım. Ve şunlar gelsin. Hop. Bakalım kaç tane kalmış. 13. Elektrik motor. Assembler kuyurmamız lazım.
Basic Assembling Machine. Şimdi Robot Arm, Conveyor Module. Evet, şimdi hemen. Circuitler sıkıntı değil. Robot Arm, bir elektrik motor, iki elektrik motor, bir elektrik, üç elektrik motor istiyor. İki tane robot arm, yani altı elektrik motor. Dörtte buradan 10 tane elektrik motor lazım, yani bunun anlamı 10 tane senden lazım. Şunları değiştirmektense ben şu ikisini değiştireyim şimdilik. Tembellikten kim ölmüş? Tembellikten öldüm. Evet. Şimdi bunlar 20 tanesi böyle gelsin. Ardından tabii ben rubber'ları nereye koydum? O da güzel bir muamma. Rubber'larım yok. Burada da değil. Evet. Kayıp aranıyor. Ha, buraya koymuşum, tamam. Tamamdır. Polarizer'ımızdan da, elektrik rodlarımız, magnetize edilmiş rodlarımızı alalım. Bu arada evet, kesinlikle polarizer gerekli bir makine. Hele hele 10 tane elektrik motor, low voltaj. Ardından conveyor modülü yapacağız. O da 2 tane. Bir tane conveyor modülümüz hazır. Ardından robot arm. Bunun için elektrik piston lazım. 2 adet steel rod. 1 adet steel gear. Ama yeterli steel plate'imiz yok. O zaman kendimize bir stack daha steel plate yapalım, değil mi? Ne güne ben bu makineleri yaptım. Tabii makinelerin yeni yerine ne alışacağım ben bir ara. O esnada siz 5 tane olmuşsunuz. Evet. Bir tane machine box neredeyse hazır olacak gibi. Ayrıca bir de ben 2 tanesini şimdi eski olur. Çok fazla beklemek istemiyorum, o yüzden eski usulü yapacağım. Ardından elektrik motor, elektrik piston. Tamam, siz hazırsınız. Robot arm, circuit ve steel rod. Üstte ne vardı? Kablo.
8 tane de siz gelin. Ve bu arkadaşı tamamlayalım. Ama bununla beraber bir şey makine daha yapmam gerekecek. Elektrik fırınız, şimdilik seninle işimiz yok. Hatta seni geçici olarak koymuştum. Assembling machine, gel buraya. Şimdi seni şuraya koyalım. Bana bir de fluid extractor lazım. Tabii dur. Şimdi circuit. Bununla bakalım. Molten tin. Evet, fluid extractor gerekiyor. Fluid extractor için elektrik piston 2 tane. Bir tane elektrik piston, bir elektrik pump yani. Bunları craft edeceğim. Ama onu da bekleyeceğiz artık. Artık bir sonraki bölümün başında. Onları gösteririm. Şunu medium voltaja geçirmiş halde. Ya basitçe size çalışmayı anlatacağım. Şuraya fluid extractor'ı şöyle koyacağım. Çıkışını yana ayarlayacağım. Buna molten tin verecek kendisi. Ve onda wubidi wubidi. Gelişmiş circuitlerimizi yapacağız. Yani daha iyi circuitlerimizi yapacağız ve medium voltaja geçeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötü köfteden iyi günler, iyi eğlenceler.